Dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Ben spiritüel danışman ve medyum astrolog Canan Canoğlu. Şimdi sizlere Kasım ayında neler olacak onları yorumlamaya çalışacağım. Sevgili akrep burçları, yükselen burcu akrep olanlar, ay burcu akrep olanlar ya da yıldız haritalarında, horoskoplarında akrep stelyumu bulunanlar. Akrep stelyumu dediğimiz, yani iki veya daha fazla gezegenin veya üç gezegenin, dört gezegenin aynı burçta olması demektir. Diyelim akrep burcunda Venüs'ünüz var, Merkür'ünüz var, Ay var, Güneş var. Dört tane planet birden akrep burcunda. Bunları tabii değerlendirebiliriz. Ya da ne bileyim, burcunuz başka bir burçtur. Dediğim gibi Merkür, Venüs ya da işte Jüpiter, üçü birden akrep burcundadır. Stelyum yapar. Yani orada bir birikim meydana gelir. Akrep özelliği artar. Akrep özelliği 2'ye 3'e katlanır. Ya da akrebin doğal evi 8. evdir. Siz de biliyorsunuz. Yani miraslar, ortak paralar, ölüm, ölüm ötesi, işte okült evidir, okültizm, büyü, maji gibi konuları içerir. Sevgili akrep burçları bunlara çok ilgilidirler. Ön sezileri çok kuvvetlidir. Doğuştan medyumdurlar. Ben de itiraf edeyim, bütün medyumluk yeteneğimi ay burcumun 28 derecede akrepte olmasına borçluyum. Çünkü 28 derece akrepte ay olduğunda bir sabit yıldız var. Sabit yıldızlar da çok etkili. O anda medyumluk yeteneği veriyor. Sadece o değil. Benim 23 derecede bir Satürn'üm var. Satürn 23 derecede balık burcunda olması çok derin bir medyumluk yeteneği. Medyum zaten haber getirip haber götüren demektir. Yani diğer boyutlar, diğer varlıklarla çabucak iletişime geçme, onlarla iletişimde olma hali demektir medyum sözcüğünün anlamı. Şimdi lafı fazla uzatmadan, aslında bu tür şeyleri herkesin bilmesi lazım. Yani sizin mesela partneriniz, kocanız, karınız ya da sevgiliniz akrep burcu olabilir. Siz de bir haritanıza bir baktırın. Doğum haritanıza bir baktırın. Bir yerlerde akrep vardır. Ya da güneşiniz, ayınız 8. evdedir. Akrep gibi çalışır. O da vardır yani. O yüzden doğum haritası bakmak, horoskop çıkarmak Batı astrolojisi ve Vedik astrolojide kullanılan bir yöntemdir. Biz İslami literatürde yıldıznameye bakıyoruz. Genel bir ifadedir. O da şifrelidir. O da çok süperdir. Yani ben yıldıznameye hayranım. İslam yıldıznamesine hayranım sevgili dostlar. Olduğu gibi çıkartıyorum. Ben de hesaplamalarımı düzgünce yaptım. Kasım ayı sevgili akreplere, yükselen akreplere, ay burcu akreplere neler getiriyor? Neler götürüyor? Bir bakalım neler var. Onları söylemeye çalışalım. Bazı işleriniz gecikmiş olabilir. Bazı askıda kalmış işleriniz olabilir. Ya da böyle uzaktan beklediğiniz haberler gecikmiş. Birileri uzaktan adeta size el sallıyor. Siz de ona belki el sallıyorsunuz ama bir türlü bir araya gelinmiyor. Yani sevgili akrep burçları, eğer sevdiğiniz insan, flörtünüz, eşiniz ya da evlilik hazırlığı yapacağınız insan uzaktaysa, uzak bir şehirdeyse, uzak bir ülkedeyse, onunla karşılaşma ve bir arada köprü kurma olanağına kavuşacaksınız Kasım ayı boyunca. Müjdeler olsun. O müjdeleri veriyorum. Eğer sizin diyelim bir takım sorunlarınız çözüme ulaşamadıysa, yani böyle bir bereketsizlik ya da böyle işle ilgili sorunlarınız biriktiyse, mutlaka evin mutfağında bir tütsü yapıp Ayetel Kürsü okumanız gerekiyormuş. Burada yıldıznameniz açık ve net olarak bildirdi. Evin bereketi kaçmış olabilir sevgili akrep burçları.
3 gün üst üste evde defne yaprağı yakabilirsiniz. Ya da üzerlik otu yakabilirsiniz. 7 dükkan süprüntüsü yakabilirsiniz. Ve ayetel kürsüyü 17 kere okuyacaksınız. O tütsü boyunca. Evinizin bereketi kaçmış. Yani eve bir akış gelmiyor. Eve bir para akışı gelmiyor. O yüzden bu ay bereketin artması için ayetel kürsü net olarak çıktı sevgili dostlar. Bir şeyleri ucu ucuna yakalayacaksınız. İş arayan sevgili akrepler ya da işini değiştirmek isteyen sevgili akrepler, bu Kasım ayının özellikle 15'i, 18'i ve 28'i, bu günlere çok dikkat edin. 15, 18 ve 28'inde iş akdi anlaşması yapabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz ve güven duyacaklar size. Size her türlü duydukları güven neticesinde bir şeyler teslim edilecek. Bir masa teslim edilebilir, bir iş yeri teslim edilebilir. Yani bir iş konusunda bir anlaşma imzalayacaksınız. Ya da ikili ilişkiler olanlar, yani evlilik hazırlığı yapanlar, bir flörtü olanlar da onu şu şekilde yorumlasınlar. Sizin önünüze bir fırsat gelecek, evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da böyle bilemiyorum, bir aynı evde yaşama gibi, aynı evi paylaşma gibi konular gündeme gelebilir. Yani belki insanların, hani bir imam nikahı olayınız olabilir, bir nikah gözüküyor, resmi ya da imam nikahı olayınız gözüküyor sizin elinize de. Yani bir insan kalbini verecek sevgili dostlarım. Ya bir iş yeri, bir masa teslim edilecek ya da bir insan diyecek ki al kalbim senindir ve nikaha gidecek. Dediğim gibi imam nikahı olabilir, resmi nikah olabilir. Bir nikah akdi, bir sözleşme gözüküyor, imzalanacak sözleşme. Yıldızname tabii genel bir doku verir sevgili dostlarım. Biz geneline dokunuyoruz. Bir de kalpleri fethedeceksiniz. Sosyal hayatınız çok iyi. Bazı işleri derleyip toplayıp tamamlama fırsatı bulacaksınız. Yarım kalan işleriniz tamamlanıyor. Liderlik gücün açığa çıkıyor. Toplum tarafından aranan lider özelliklerin açığa çıkıyor. Sevgi ve ilgi göreceğin bir döneme geliyorsun. Sevgi ve ilgiyi bol bol göreceğin bir döneme geliyorsun. Fatiha'nın yanı sıra Bakara suresini sık sık okuyun diyor. Bakara suresinden tabii bir bölümdür ayetel kürsü. Bakara suresinin bir bölümüdür. Birkaç ayetiyle meydana gelir ayetel kürsü. Şimdi ayetel kürsü zaten mutfakta okumanız çıktı bereket artması için. Bir de ayrıyeten Bakara suresini açın ses kaydını internetten. Böyle evinizin içerisinde çalsın ve o böyle okunsun mevlüt biçiminde, makam biçiminde çok güzel böyle ruhunuzu aydınlatıp okunsun. Bakara suresi okunsun. Ben sizin yerinizde olsam önce bir mevlüt okurum. İnternetten evin bereketinin artması için bir mevlüt koyun, açın. Mevlüdün arkasından da Bakara suresini açın. Ruhunuzdaki böyle kirleri bir süpürün. Ruhunuz çok kirlenmiş ve bazı denge kayıpları yaşayabilirsiniz. Yani bu denge kayıpları fiziksel de olabilir. Yani ruhsal dengenizde de bir yitim söz konusu olabilir. Çünkü insanlarla daha önceki dönemlerde tartışmanız olmuş olabilir. Sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Allah göstermesin. Eğer bir alkol bağımlısı olan bir yakınınız varsa, akrep burcuysa, bu ay tedavi olup iyileşeceğini görüyorum. Yani su grupları ya, akrep burçları, belki biraz hafif alkole meyil olabilir. Yani onlardan sıyrılacak, çocuk alt beyinli olmaktan sıyrılacak, her şeyin aslını öğrenmeye çalışacak, beynini büyütecek, zihnini büyütecek. Yani bir tür şifa ayı olacak sizin için. İki resmi evrak gözüktü. İki resmi evrak da isteyenlerin avucunda eline gelecek sevgili dostlar. Şerefleneceğiniz ve başınızı dik tutacağınız bir dönemden geçiyorsunuz.
Eşi benzeri olmayan bir sevinçle karşılaştığımızı görüyorum. Huzur yanınızda olacak, aşk yanınızda olacak. Kalbi boş akrepler, gönlü boş akrepler. Çok iyi bir insanla tanışma. Onunla böyle bir yerde, aynı mekanda gözüktünüz. Belki bir çay içme, belki bir yerlerde hafif bir yemek yeme şansını elde edeceksiniz ve birisiyle tanışma var. Uzaktaki sevgilinizden haber geliyor sevgili akrep burçları. Kesinlikle küs olan akrepler, sevgilileriyle küs olan akrepler kesinlikle barış yapıyorlar. Onları söyleyebilirim. Bol bol ayter kürsü okusunlar. Gece uykuları kaçtığında ya da işte bilemiyorum herhangi bir sıkıntılarında sık sık ve bol bol ayetel kürsi okumalarında çok büyük faydalar var. El evvel zikri çıkıyor sevgili akrep burçlarına. El evvel zikri çıkıyor sevgili akrep burçları. Manası varlığının evveli olmayan, varlığının evveli olmayan her şeyden önceki ve evvel anlamına geliyor. El evvel ismi şerifinin tecelliyatının sırrına eren kul, her şeyin evveline ve sonuna Cenab-ı Hakk'ın vakıf kıldığı kuldur diyor. Bu sırra eren kimse bu ismi şerife ulaşması dolayısıyla hayırlı işlere koşmada her ibadet ve taatta önde bulunur. Esrarı nelermiş? Bu mübarek ismi şerifi okumaya devam eden yolcu, seferine sıkıntılardan kurtularak varır. Tevbe etmesine vesile olur. Bir işe başlayan 33'er defa okursa o iş hayırlısıyla neticelenir. Okumaya devam edenler bütün belalardan kurtulurlar. El evvel zikrini sabah 33, öğlen 33 ve akşamları 33 kere okumanızda sayısız fayda var sevgili dostlarım. El evvel zikrini dediğim gibi sabah 33, akşam 33, öğlen arada da 33 kere okuyun ve ayetel kürsüyü dilinizden düşürmeyin. Uzakta bulunan sevdiklerinize kavuşacaksınız. Parasal yönden askıda alınmış bir konuyla ilgili girişimleriniz var. Hani para belki gani gani gelmiyor. Belki bol bol gelmiyor ama geliyor. İki kanaldan geliyor diyor sevgili dostlar yıldıznameniz. Para iki kanaldan birden geliyor ve baş olan birisiyle, lider olan birisiyle görüşme fırsatınız var. Hiç şey yapmayın, korkmayın. Böyle lider durumunda olan, dediğim gibi bir şeyin diyelim müdürü, bir şeyin baş müdürü, yani sizin çalıştığınız şirketin baş müdürü olabilir. Yani bir yerde diyelim mülki amir olabilir. Gireceksiniz, onunla konuşacaksınız. Sevgili dostum, sevgili hanım kardeşim, belki işsizsin, belki ufak bir iş açmak istiyorsun. Mülki amir kim? Kaymakam, vali. Buralara gidin. Görüşün, durumunuzu anlatın. Ben deyim böyle böyle. İşim var, çalışmak istiyorum, küçük bir yer açmak istiyorum. Yani yardımcı olurlar size. Mutlaka devletten gidip yardım alacağınıza sermaye alın. Onu da işletin sevgili dostlarım. Sizlere yeni iş anlaşmaları, yeni iş akitleri çıktı. El evvel zikri çıktı ve de sevgili dostlarım Ayetel Kürsü başımızın gözümüzün üstüne Ayetel Kürsü'yü bol bol okuyun. Bakara suresini evde okuyun. Dediklerinize, her türlü isteğinize kavuşmak için, plan yapmak için çok güzel bir ay Kasım 2020 sevgili akrep burçları. Ben astrolog ve medyum Canan Canoğlu. Kişisel danışmanlık almak isterseniz, yıldızname çıkarmak isterseniz beni 0546 481 3506'dan arayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Dostça kalın, hoşça kalın.